Hayırlı bir gün. Dolar düştü mü? Kayıp hatta hayat pazar. Öyle bir cevap verin. Heyecanımız yüksek. Merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Can'la birlikte haftanın olaylarını değerlendirmeye çalışacağız. Kemal, merhaba. Merhaba Rüşen. Bayağı bir tempo yükseliyor anlaşılan. AKP'nin kongreleri ve spekülasyonlar var. HDP meselesini, fezlekeler meselesini sona saklayalım da şu iki tane şey birlikte telaffuz ediliyor biliyorsun. Birincisi, hükümette kabine televizyon, hükümet yok artık, kabine televizyon. İkincisi AK Parti yönetiminde revizyon. Hatta Erdoğan'ın genel başkanlığı bırakıp yerine başkasını getireceği şeklinde birbirinden farklı tırnak içinde kulis haberler çıkıyor. Bir de bu bağlamda Berat Albayrak'ın tekrar sahalara döneceği. Yani hatta iki türlü var. Bir, parti yönetimine mi girecek? Yoksa kabineye mi girecek ya da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve hatta oradan ekonomiyi yönlendirecek gibi birbirinden farklı, birbiriyle çelişen haberler var. Önce sana sorayım, sonra da ben bir şeyler söyleyeyim. Bunlara sen itibar ediyor musun? Önemsiyor musun ya da? Ya bu kabine değişikliği, işte partide, parti yönetiminde değişiklik filan meselesi aslında daha da eski. Yani şimdi kulislerde kongre yaklaştığı için biraz daha arttı dedikodular ama bu aslında epeyce eskiye dayanıyor. Yani neredeyse yerel seçime kadar geri götürebiliriz. İşte yerel seçimin öncesinde bile bir takım kabine değişiklikleri falan yapılabileceği konuşulmuştu. Partideki değişiklik meselesi de Erdoğan'ın da aslında dile getirdiği bir şey. İşte o, hatırlarsın, metal yorgunluğu meselesini gündeme getirmişti. Partiden ya da partinin motivasyonundan tatmin olmadığı, bunu yeterli görmediğine dair şikayetler hep olmuştu. Hatta böyle parti toplantılarında bu ne bir tezahürat yok, bu kadar sessiz sakin olur mu filan gibi doğrudan salona şikayetlerini bildirdiği şeyler yapmıştı. Bu bir ihtiyaç ve anladığım kadarıyla Erdoğan'ın da sık sık dile getirdiği. Yani aslında artık bir parti teşkilatı olmaktan çıktı AKP. Bir süredir bunu konuşuyoruz. Bence artık doğrudan yine Cumhurbaşkanlığına bağlı bir seçim teşkilatı ama onun performansından memnun değil Erdoğan. İşte kongreler sürecinde partinin yönetiminin, yani il yönetimlerinin yarısından fazlasının değişmesini istemişti Erdoğan. Galiba o ölçüyü tutturamadılar. Üçte biri filan değişti il başkanlarının ama bazıları da görevden alındı filan. Dolayısıyla böyle orada bir değişiklik yapıldığı anlaşılıyor ama o değişikliğin neye karşılık geldiği, o değişikliğin bir tür politik içerik olup olmadığı çok tartışmalı. Yani Erdoğan'ın daha etkili bir seçim aygıtına ya da bir enstrümana ihtiyacı var. Çünkü bir yandan da kamuoyu desteğinde, işte araştırmalarda görüyoruz, düzenli bir erime var, düşüş var. Dolayısıyla onu telafi edecek, onu düzeltecek. İşte son İstanbul Kongresi'nde söylediği gibi tekrar içeriden kaleleri fethedecek bir motivasyona ihtiyacı var. Bunun için de elindeki hala en önemli enstrüman parti teşkilatı. Ama parti teşkilatı artık parti teşkilatı gibi değil. Geçen gün Bekir Ağırdır da yayınında alandan bazı gözlemlerle aktarmıştı. AKP teşkilatlarının artık kendi tabanıyla ilişkisini, yani sadece Beştepe'nin ya da AKP tavanının değil, teşkilatların da kendi çevreleriyle ilişkiyi kaybettiği ve daha çok böyle bir güç merkezi olarak oranın imkanlarının öne çıktığını ve böyle algılandığını anlatmıştı. Bu büyük ölçüde geçerli.
Üstelik de işte artık kamu görevlilerinin, valilerin filan da parti temsilcisi gibi zaten davranıyor olmasından illerin ve teşkilatın etkinliği de zayıfladı. Bütün bunların karşılığında Erdoğan'ın biraz durumu düzeltmek için bir motivasyona ihtiyacı var. İşte bu yüzden lebalep kongreler tablosu önümüze geldi. Oradan bir heyecan devşirmeye çalıştı. Muhtemelen talimatlarla oralardaki işte bütün salgın koşullarına rağmen orada bir coşku görüntüsü yaratılmak istendi. Bunlar işin bir tarafı. Yani bu ihtiyaçlar, hani bana şeyi sorduğun için söylüyorum, bu dedikodulara bir şey kıymet atfediyor musun diye, böyle bir ihtiyaç olduğu doğru. Ama yapılan işlerin bu ihtiyacı karşılayacağı konusunda tereddütler var. Yani benim de çok ikna olmadığım, yani değişen neyi değiştirilmiş olduğu, değişen olarak gelenin neyi temsil ettiği, daha önce yapamayanların yeni gelenlerle neyi yapabilecekleri filan son derece tartışmalı. Ama daha üst düzeydeki meselelerde... İstersen yani, oraya gelmeden o senin ilk öncelikle ele aldığın konuda ben biraz bir şeyler söyleyeyim. Üst düzey değişikliklere bilahare geçelim. Sen de bilirsin, bu benim en çok ilgi duyduğum şeylerden birisi. Refah Partisi'nden beri Fazilet ve ilk yıllarında AKP bu teşkilatları ve Anadolu'da, sadece İstanbul'da değil, Anadolu'nun değişik yerlerinde çok miting, kongre izledim. Bayağı da bir gözlediğimi biliyorum. Yerel yöneticileri falan biliyorum. Şimdi arada çok büyük bir değişim var. O belli bir tarihten itibaren başladı. Aslında tam Erdoğan'ın tek adam olması değil bence milat. İktidarın ellerinden gitmeyeceğinin anlaşıldığı andan itibaren, yani iktidar perçinlendiğini hissettikleri andan itibaren partiyle, yani partililerin partiyle kurduğu ilişki ve parti yönetiminin partililerle kurduğu ilişki değişti. Ben ona hep şey diye özetliyorum, dikkatini çekmiştir. Eskiden partililer verirdi, şimdi alıyorlar bir süredir. Ve o artık onları bir dava etrafında hareketlendirme imkanı kalmadı. İlk başta bunu tercih etti aslında iktidar. Yani bir dava ile bir araya gelmiş insanları daha sonra orada tutmak için davayı yeniden üreterek değil de o insanlara imkanlar dağıtarak, belediye imkanı, devlet imkanı, iş, şu bu, ihale vesaireyle tuttu ve onu dönüştürdü. Ama onu dönüştürdükten sonra bir yerde o imkanları dağıtamadığı anlaşıldığı andan itibaren de kopmalar başladı. Şimdi mesela şu anda ilk gördüğüm neydi? Bir Çanakkale'ydi yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul Teşkilatı Çanakkale'nin yıl dönümünde orada bir yemek, iftar mıydı? Bir yemekti. Ben de gazeteci olarak izlemiştim. Orada çok şaşırmıştım. Bütün organizasyon yapılıyordu. Yani nasıl söyleyeyim? Parti teşkilatı yapıyor. Hatta bunu büyük bir ihtimalle de şirketlere veriyordu. Kimse elini cebine atmıyordu. Tam tersine elini cebine atmadığı gibi üstüne orada sunulan işte erzaklar, şunlar, bunlarla ve sonra öğrendik, biliyoruz. Bütün mitinglere gitmeler, şunlar, bunlar artık tamamen profesyonel bir şekilde yapılır oldu. Yani bu partinin artık şimdi mesela İstanbul'a Saadet Parti kökenli birisini il başkanı olarak getirip Erdoğan ne diyor kongrede? Kaleyi işten fethedeceksiniz, hanım kardeşlerimiz ve gençlerimiz yapacak. Bu neye gönderme? Refah Partisi'ne ve Fazilet'e gönderme. Hatta AKP'nin ilk yıllarına gönderme. Ama bunu artık yapabilmesinin zemini yok artık. Çünkü artık öyle bir yerde değil. Ama şöyle de bir sorun var. Bu krizden çıkabilmesi için böyle bir şey yapmaya ihtiyacı var. Bu ihtiyacı biliyor. Buraya bir aşı yapmaya çalışıyor. Ama bu aşının tutabileceğini hiçbir şekilde sanmıyorum. Şimdi üst düzeye gelecek olursak orada bir şey not düşeyim. Aslında bütün parti kongrelerinin ardından biliyorsun MYK'da, MKYK'da hep değişiklikler oluyor. Genel başkan yardımcıları, şunlar, bunlar.
Ve sonuncusunda da oldu. Bir sonrakinde de olacak ama bunların çok fazla bir anlamı yok. Kaç kişinin anlamı var? Yani şu anda sen AKP yönetiminden kaç kişi biliyorsun Kemal? Bir Ömer Çelik'i sözcü olarak biliyorsun. Numan Kurtulmuş'u genel başkan vekili olarak biliyoruz. Üçüncü bir isim biliyor musun? Yani hani bilmenin ötesinde merak ediyor musun? Mesela AK Parti genel sekreteri kim? Genel başkan yardımcıları kim? Hangi işlerde sorumlu? Şimdi bize diyecekler ki atıyorum önümüzdeki şeyde işte şundan sorumlu genel başkan yardımcısı bilmem kimle bilmem kim bilmem kim giremeyecek. Yerine şunlar girecek. Ne fark edecek ki? Çünkü bunların bir anlamı yok yani. Böyle bir Erdoğan'ın tabii ki genel başkanlığı bırakması bambaşka bir şey olur. Onu ayrıca konuşmak gerekir ama onun dışında tabii ki Berat Albayrak parti yönetimine girerse anlamı olur. Onun dışında ne değişirse değişsin çok anlamı olacağını açıkçası ben sanmıyorum. Yani evet ama şöyle bir açmaz var işte. Yani senin de söylediğin gibi benim de söylediğim gibi artık parti vasfını kaybetmiş. Aşağıdan yukarıya doğru hem motivasyon anlamında hem bilgi anlamında hem de talep ve beklentileri taşıma anlamında siyaseti yönlendirme anlamında artık bir fonksiyonu yok o partinin. Çünkü parti teşkilatları sadece liderlerinin ya da yöneticilerinin verdiği talimatlara ilişkin olarak yaptıkları çalışmalardan ibaret değiller ki asıl olarak parti teşkilatlarının özelliği o motivasyonu aşağıdan yukarıya doğru taşımak. Ama aynı zamanda oradan talepleri, ihtiyaçları yukarıya yansıtarak politikaların belirlenmesinde etkili olmak. Şimdi böyle bir fonksiyonu yok artık partinin. Yani AKP diye bir parti yok dolayısıyla. Aslında şimdi bu daha önceden itibaren ben 2-3 tane de yazı yazdım zaten. Hani AKP artık bir parti değil falan diye. Daha önce de pek çok insan söyledi. Şimdi aynı şeyi Erdoğan CHP için kullanmaya başlıyor. Kendisi için artık herkesin kabul ettiği bir hakikat olan şeyi üstünden atmak için işte CHP bir parti değil filan söylemini son haftalarda kullanmaya başladı. Ama buradaki temel mesele artık oluşturulan politikalarda partinin hiçbir etkisinin olmadığı, olmamasının sonucu olarak da o bir türlü olmayan Erdoğan'ın hep istediği motivasyon da oluşmuyor. Çünkü o motivasyon dediğin gibi neden oluşuyordu? Bir imkanlardan faydalanmaktan besleniyordu. Oradaki yerel teşkilat yöneticilerinin hepsi bir takım imkanlara ve o imkanların dağıtımıyla ilgili bir prestije sahiplerdi. Şimdi hem dağıtılacak bir şey yok hem o dağıtım onlar üzerinden yürümüyor. Böyle bir tıkanma var. İkincisi o insanların ihtiyaçlarını yukarıya yansıtarak çözmek ve dolayısıyla bir çözüm merkezi olma fonksiyonunu da kaybetti. Çünkü en tepeden bu insanların sorunlarına ilişkin en tepeden verilen cevap yok öyle bir şey. İşsizlik deniyor, yok öyle bir şey. Yoksulluk deniyor, yok öyle bir şey. Her türlü sorun işaret edildiğinde şimdi tamam ortalıkta sokak röportajlarında hala iktidarı savunabilir AKP'li seçmenler ama bunlar o sorunları yaşamadıkları anlamına gelmiyor. Bir kimlik refleksi olarak toz kondurmamaya çalışıyorlar destekledikleri iktidara. Ama gerçekte sorunlarını çözemeyen bir siyasi yapıyla karşı karşıyalar. Burada Erdoğan'ın buna rağmen bu imkan sınırlılıklarına ve bu artık çözülmüş yapıya rağmen bir sonuç istemesinden netice alması, bunu zorlayarak bir istediği tatmini temin etmesi mümkün değil. Ama tek tek bazı insanların hala teşkilatın merkezi rollerinde olmaya ihtiyaçları var. Şimdi ben bu yüzden mesela kabineye dönecek bir Berat Albayrak ya da Süleyman Soylu yerine onların parti yönetimine daha hevesli olabileceklerini düşünüyorum.
Bunun nedeni de şu, her iki aktör de, yani Berat Albayrak da, Süleyman Soylu da uygulayıcı olarak ve genel havanın içerisinden temsil ettikleri pozisyonla bir popülariteye sahipler. Yoksa teşkilatta bir karşılıkları yok. Yani kendi onları destekleyen teşkilatlar, onların seçiminde rol oynadığı önemli yerel aktörler ve o aşağıdan yukarıya doğru bir tür kendi hizbini ya da grubunu oluşturan bir teşkilat altyapıları yok. Her ikisinde de yok. Bir ara hatırlarsan Berat Albayrak'a böyle bir yurt gezilerine falan çıkarttılar. Bir hazırlığı, hatta o zaman bu dedikodular yine yoğunlaştı. Partiye hazırlıyor Erdoğan Berat Albayrak'a diye, ama ondan büyük bir hareket sağlanamadı. Ama mesela Soylu'nun şu anda bir bakan olarak ve işte zaman zaman bu işte güvenlikçi beka söyleminin MHP dışındaki en kuvvetli sözcüsü olarak ya da o kanadın en popüler aktörü olarak önde olmasının eksiği şu anda teşkilat gücü. Dolayısıyla partide etkili bir rol Berat Albayrak ve Süleyman Soylu açısından, partiye bir şey getirmesi açısından değil ama onların kendi güçlerine bir de teşkilat ayağı ekleyebilmeleri açısından önemli olabilir. Dolayısıyla işin o tarafı, yani hala bitmiş olan bir partide etkin olmanın ne işe yarayacağı meselesi, devam edecek bir siyasi pozisyon için eksik ayağı tamamlama ihtiyacından olabilir. Çünkü önemli ölçüde teşkilatta ağırlığı olan bütün isimler tasfiye oldu. Yani bugün aslında hem demin konuştuğumuz nedenlerle parti vasfını kaybetmiş bir teşkilat var. Ayrıca bu teşkilat üzerinde etki yaratabilecek, yani Erdoğan dışında çok önemli aktörler yok. Gidip bir il teşkilatında konuştuğunda onları etkileyecek ya da orada kendi destekçisi bir teşkilat gücünü arkasına almış aktörler yok. Burada Kemal, şöyle bir şey var, bu söylediğin önemli. Yalnız şu anda şunu biliyoruz ki eğer parti yönetimine girerse birisi kabinede yer almıyor. Yani Süleyman Soylu'nun hem bakan olması hem de parti yönetimde olması yok. Ama Erdoğan bunu çok daha önceki dönemlerde çok yaptı biliyorsun. Bakanlarla parti yöneticilerini, grup başkan vekillerinin yerlerini çok oynadı eski sistemde. Şimdikinde, yani mesela şöyle olabiliyordu eskiden. Eski AK Parti'nin genel başkan yardımcısının ya da grup başkan vekilinin ağırlığı bir bakan kadar olmasa bile olabiliyordu. Ve yer değiştirmeler bir yerde çok sorun çıkartmıyordu. Şimdi Süleyman Soylu ve Berat Albayrak gibi iki ismin, İkisinin birden ya da herhangi birinin partiye taşınması ihtimali pekala olabilir. Erdoğan da böyle bir şey düşünebilir ama ben bunun, sen dedin ya partiye ne getirir bilmem. Ben partiye bir şey getirebileceğini sanmıyorum. Aynı zamanda onlara da pek bir şey getireceğini hiç sanmıyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla geride kalan haliyle de o AK Parti yapısının örgütlenmesinin bu kişileri ayrı ayrı ya da birlikte çok benimseyebileceğini, içselleştirebileceğini sanmıyorum. O bir ayrı bir kalem. Şimdi öte yandan kabinede herhalde şöyle bir şey diyelim. Yani şu anda Erdoğan'ın kendisi mesela başkanlıktan ayrılırsa, genel başkanlıktan, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Hulusi Akar ve belki İbrahim Kalın, değil mi? Bunların yer değiştirmelerinin dışında bir de belki tabii hiç gündemde değil olacağını sanmıyorum ama Hakan Fidan önemli bir figür olarak, ama Hakan Fidan'ı Erdoğan siyasete bulaştırmak istemiyor. Onu daha önceki milletvekilliği şeyinden hatırlayacak olursan Davutoğlu döneminde. Bu isimlerin dışında Mevlüt Çavuşoğlu bile değil bence. Yani bir ihtimal ama bunlardan herhangi birisinin yer değiştirmesi dışında önem atfedebileceğimiz herhangi bir değişiklik olur mu? Yani mesela bir Adalet Bakanı değişebilir.
Sağlık Bakanı bile değişebilir. Bir iki gün haber olur. Onun sonrasında çok fazla süreceğini sanmıyorum. Diğer bakanlar ile şimdi sorsam birçoğunun adını ben bile bilmiyorum yani. İşte yani ben de onu söyleyecektim. Yani sen demin AKP yöneticileri için söylediğin, AKP'de işte bir sözcü, iki tane başkan yardımcısı dışında kimi biliyoruz diye. Aslında bakanlar açısından da bakıldığında işte biraz bu güvenlikçi politika çok belirleyici olduğu için bir de onu özellikle Soylu'nun bunu çok köpürten bir tavrı olduğu için ve özellikle medya görünürlüğü açısından başka bir pozisyonu oynadığı için İçişleri Bakanı kamuoyu açısından değil ama kritik ilişkiler açısından Milli Savunma Bakanı, bir de ekonomi. Yani sonuçta bakanlar kurulu dediğin ya da kabine dediğin hükümette yer alan insanların da bir önemi yok. Yani tıpkı partideki şeyin benzeri burada da var. Şimdi ekonomide bir süreliğine anladığım kadarıyla daha böyle güçlü aktörlerin olmadığı daha teknik bir yönetme biçiminin devam edeceği görünüyor. Çünkü Berat Albayrak dedikoduları bile doları oynatmaya yetti. Yani şimdi daha reform paketi bile açıklanmadan, aylar geçti ama hala o reformun ne olacağını bilmiyoruz ama galiba Lütfi Elvan işte Mart içinde bir paket açıklanacak, bir program açıklayacağız demiş. Dolayısıyla ekonomi şu anda eğer Berat Albayrak'a bir cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir postla devredilmeyecekse, ki bu çok riskli bir şey. Ekonomi de şu anda aslında önemli bakanlıklar kategorisinin biraz dışına çıkmış görünüyor. Birazcık daha piyasanın taleplerine göre yürütülecek daha geri plan bir bakanlık gibi pozisyonlanıyor. Geriye bir tek işte bu güvenlikçi ve düşmanlaştırıcı, işte ona canı çıkasıca dernek diyen, o hocayı, Üstün Ergüder'i hedef gösteren, öbürüne bir şey söyleyen, onu asmaktan, bunu parçalamaktan bahseden, başka bir yaptığı işten daha başka bir role oynayan bir İçişleri Bakanı var. Bir de şimdi gelen konjonktürde Amerika ile ilişkiler, S-400 filan meselesinde hayli sıkıntılı bir pozisyona da girmiş olan işte eski Genelkurmay Başkanı, şimdinin Milli Savunma Bakanı var. Ama onlar da çok ağırlıklı değil. Yani şöyle siyasi ağırlıklar açısından söylüyorum. Tıpkı partideki pozisyonlar olduğu gibi kabinedeki pozisyonlarda son derece zayıf. Çok az sayıda aktörle devam ediyor. Ama bunun yarattığı bir sorun var. Bunu çözmek için bazılarının politik arka planı zayıf. Yani işte Süleyman Soylu gibi popülaritesi olan ama bunun teşkilat karşılığı olmayan bir aktör var elinde. Berat Albayrak eğer daha uzun vadede, şimdi tekrar bir itibar iadesi gibi bir hamle de yapıldı geçen hafta. Kongrede filan ismini anarak ona teşekkür etti. Aslında doğru şeyler yaptığını söyledi. Tabii bunu söyleyince tuhaf bir durum da ortaya çıkıyor. O zaman niye görevde değil? Çok başarılı bir ekonomi bakanıysa. O ayrı bir konu ama onu eğer bir tür itibar iadesi sağlanacaksa bence daha alt seviyede bir bakanlık olamaz. Evet. Büyük bir ihtimalle ya Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi bir pozisyon, ama bu büyük bir risk. Ekonomi yönetiminde tutturulan dengeyi bozucu bir etkisi olur. Onun yerine parti. Çünkü parti tarafı, hem parti zayıf hem bu aktörün teşkilat tarafı zayıf. Aynı şey Soylu için de geçerli. Soylu'nun MHP ile AKP arasında üstelik... Kemal, MHP de dedin de bir dakika dur, oraya Doğu Perinçek talip oldu. Onu karıştırma. Onu Süleyman Soylu'yu artık MHP ile birlikte anma. O Doğu Perinçek'in şeyinde, kıtası.
Evet, doğru. Dolayısıyla yani bir daha önce de şey dedikoduları çıkmıştı. Soylu'nun partiye daha önceki dönemde de partiye çekilebileceği, oradaki gerilimde Soylu'nun kendi başına bir politik aktör olmak ve ağırlıklı olarak işte daha MHP'nin temsil ettiği bu beka söylemi, güvenlikçi, daha sert siyasi dilin temsilciliğine hamle etmesi. Öbür tarafta işte reformdan mı gidilecek, buradan mı gidilecek belirsizliği içerisinde o boşlukta kalmıştı. Şimdi çok açık biçimde Erdoğan'ın da bu hattan yürümeye, yani Cumhur İttifakı çizgisinin Bahçeli ile çizilen rotasından fazla sapmamaya niyet etmesi durumunda partiye bir motivasyon, yani daha milliyetçi reflekslere konuşan bir motivasyonu taşımak açısından Soylu'yu oraya itmeyi isteyebileceğini düşünüyorum. Ama bunun bir politik risk içerme ihtimali de var tabii ki. Çünkü dediğin gibi parti teşkilatı açısından da bazı kanatları açısından alerjik bir etki yaratma riski var açıkçası. Burada tabii şöyle de bir şey var. Bana yani artık bunun dikiş tutmayacağı çok bariz. Onu oraya al, bunu buraya koy. Bir de dikkat edersen Kemal, hiyerarşiler alt üst oldu. Mesela Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'ndan diyelim ki genel başkan yardımcılığı, parti genel başkan yardımcılığına yollanması tenzili rütbe mi yoksa ödüllendirme mi? Ya da Berat Albayrak'ın, sen diyorsun ya şimdi alt düzey bir bakanlık olmaz. Diyelim ki ekonomiye bulaşmadan Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da genel başkan yardımcısı olması ne anlama gelir? Mesela Binali Yıldırım'ın adını tekrar söylüyorlar. Ya da İbrahim Kalın şu anda mesela çok önemli bir rolü var. ABD'deki Ulusal Güvenlik Konseyi, ne deniyor ona? Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın muadili olarak oluyor. Yani oradaki başkanın ikinci adamı pozisyonda. Onun adı ne zamandır Dışişleri Bakanı olarak geçiyor. Hatta bir ara Washington Büyükelçisi olarak da geçiyordu. Diyelim ki Dışişleri Bakanı oldu. İbrahim Kalın için terfi mi olacak yoksa tam tersine tenzili rütbe mi olacak? Bunlar artık şey oldu, belirsizleşti. Bu belirsizleşmenin en önemli nedeni de bu başkanlık sistemi denen garip yapı. Erdoğan'ın o kadar her şeyi tek başına kontrol ettiği bir yapıda bir takım aktörlerin oradan oraya, oradan oraya gitmesinin üzerinden aslında söylenebilecek siyasi çok da fazla bir şey yok. İstersen diğer konuya geçelim. Bir de şöyle de bir şey var tabii. Aslında bu haberlerin kaynağının ne olduğu çok şüpheli. Yani her şey Erdoğan'ın kafasında dönüyor. Ortada bir haber dönüyor, yani kulis dönüyor ama eskisi gibi böyle güç odakları falan yok ki oradan alasın, buradan alasın. Sanki bunlar biraz fazla şey gibi, ne derler, akıl yürütme gibi geliyor bana. Evet, yani şimdi iki tane şey söyleyeyim öbür konuya geçmeden. Birincisi, bunun bir derde çare olup olmayacağı meselesiyle ilgili sana katılıyorum ama zaten bir süredir Erdoğan'ın derdine çare olmayan çabalamalarını izliyoruz. Yani bir sürü şey yapıyor, yapmaya çalışıyor, yapmaya da mecbur. Yani tamam artık bitti diyemeyeceğine göre. Çare olursun olmasın bazı şeyleri sürekli deniyor. Yani bunu da deneyebilir. Bu, yani çare olmayacağını kendisi de biliyor olsa bazı şeyleri deniyor. İkincisi, bu herkesin pozisyonları oynayarak herkesi etkisizleştirme ve belirsizlik yaratma aslında bu çok uzun, yine uzunca bir süredir sistemli biçimde yaptığı bir şey. Yani aslında böyle tek adamlığa yönelen her türlü merkezileşmiş otoritenin aslında yapması gereken bir şeyi yapıyor. Hep zannedildiği gibi böyle ikinci adamlar falan asla işaret etmezler tek adamlar. Bu hiçbir aşamada böyle olmaz. Çünkü bu zarar verir. Ama sürekli çok sayıda ikinci adam olmaya aday bir takım isimlerin dolaşımda olmasını
kullanırlar. Hem birbirlerine karşı hem kendi güçlerini arttırmak için. Burada çıkan dedikoduların bir kısmı bu ikinci aday görüntüsünü üretmek isteyen aktörlerin kendilerinden de çıkıyor olabilir. Yani bu illa Erdoğan'ın kafasındakini birileri okuyor değil, Erdoğan'ın kafasına bir şeyler sokmak isteyenlerin çıkardığı dedikodular da olabilir. Bu ikinci adam yok, çok sayıda ikinci adam adayı var lafını yıllar önce ben Fethullahçıların Türkiye'de en güçlü olduğu dönemde o yapıyı çok iyi bilen birisiyle konuştuğumda telaffuz etmişti. Orada da öyle ve hatta sürekli birilerini alıp bir yerlere götürdü. Mesela bir ara ikinci adam diye kendini lanse eden birisi şu anda mesela çok tescilli bir itirafçı oldu biliyorsun Latif Erdoğan. Ama daha önce zaten Fethullah Gülen tarafından kızağa çekilmişti. Neyse şu tezkereler meselesine gelelim. Daha çok HDP'ye hedef alan bir olay olacağı kesin. Ama o tezkerelerden önce bir Ömer Faruk Gergerli olayı var onlardan ayrı. Milletvekili olmadan önce yaptığı bir retweet'ten dolayı, bir haber paylaşmaktan dolayı mahkumiyeti Yargıtay tarafından onaylandı. Ben o konuda zaten konuştum ettim. Yani burada tabii ki Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun son dönemde Türkiye'de yeni meclisin belki de en dikkat çeken, en etkili milletvekili olması ve Türkiye'de iyi olan hiçbir şey cezasız kalmaz formülü sanki Ömer Faruk Gergerlioğlu özelinde bir kere daha devreye sokuluyor. Ne dersin? Evet, yani Ömer Faruk Gergerlioğlu gösterdiği performans aslında onun milletvekilliği öncesinde de çok etkili bir insan hakları savunucusu olduğunu biliyoruz. Bu konuda yoğun gayretler sarf eden biri olduğunu biliyoruz ama milletvekilliği performansı açısından çok özel bir örnek oldu Gergerlioğlu. Üstelik de çok değişik kesimlerde çok değişik hak ihlallerini gündeme taşımak. Yani bu hep tartışılan işte medya yok, imkan yok, ses duyurulamıyor filan meselelerini aşarak büyük bir inat ve sabırla ve özveriyle çalışarak bunların nasıl aşılabileceğini, nasıl görünür hale getirilebileceğini, nasıl son derece duyarsız kesimleri bir farkındalığa davet edilebileceğini, nasıl dayanışarak mücadele edilebileceğini yaparak gösterdi. Dolayısıyla buradan özellikle de iktidarı en çok rahatsız eden ve neredeyse tek başına bu alanda siyaset yaparak ona rahatsızlık veren bir aktör oldu. Bunun tabii ki cezalandırılması senin söylediğin gibi böyle olumlu bir çabanın cezalandırılmaması mümkün değildi. Onu cezalandırmaya kalktılar ama tıpkı başka örneklerde de olduğu gibi mesneti, gerekçesi, uydurulan suçlama çünkü aslında onun soruşturmasına konu olan suçlama aslında suç olarak artık tarif edilmeyen bir şey. Yani anayasayı yasalarda olmayan suçları bunu başka örneklerde de gördük ama bu olayda da çok net biçimde görüyoruz. Olmayan suçları insanlara yapıştırarak onları cezalandırmaya çalışmanın bir örneği olarak yaşanıyor. Ayrıca hiçbir usul kuralına uyulmadığı, bir milletvekili yargılamasında gözetilmesi gereken usul prensiplerinin hiçbirinin uygulanmadığı, açıkça burada da yasalara ve anayasaya aykırı davranıldığı görülüyor. Dolayısıyla hem gerekçesi itibarıyla hem bulunan saçma mesnet itibarıyla hem yapılışı itibarıyla hukukla bağlantısı olmayan bir mesele. Bunu çok görüyoruz. Artık pek çok yargılama, soruşturma konusu hukukun konusu değil. Bunların hepsi siyasi davalar, siyasi cezalandırma operasyonları. Gergerlioğlu için de
tam böyle işliyor. Ama Gergerlioğlu bir kesimle ilişkilendirilerek sadece dar bir çevrenin sahipleneceği biri değil. Belki büyük bir direnç oluşup Gergerlioğlu'yla ilgili çok büyük bir protesto direnci oluşmayabilir ama tek tek insanların vicdanında ve çok yaygın bir kesimde yapılanın haksızlık olduğunun bence gayet anlaşıldığı bir durum da var. Yani ben bunun sadece sezgisel değil bilgi düzeyinde de olduğunu duyduğum, öğrendiğim şeyler var. Pek çok kesimde Gergerlioğlu'na yapılanın haksızlık olduğunu düşünenlerin hiç de az olmadığı. Dolayısıyla kendilerine verdiği zarar için ona saldırmaya kalkmanın tıpkı daha önce başka olaylarda olduğu gibi yine iktidara yolsu olarak döneceğini düşünüyorum. Peki bu fezlekelere ne diyeceğiz? Şimdi yine meclis başkanı da ne dediği tam belli değil aslında. Hem Gergerlioğlu meselesinde, Enis Berberoğlu meselesinde, fezlekeler meselesinde. Bir de arada Yavuz Ağaralioğlu tabii hemen rol çaldı biliyorsun. Önce bir İyi Parti'nin resmi görüşüymüş gibi lanse edildi. Sonra toparladı ben böyle yapacağım falan diye. O klasik muhalefette özellikle İyi Parti'yi ile orada sorun çıkartmanın bir aracı olarak kullanılıyor. O gözüküyor. Tabii bu şu değil tabii ki. Yani burada tabii ki öncelikle HDP'lilere bir baskı uygulanıyor. Yani genellikle biz doğurduğu sonuç üzerinden yorum yapmanın böyle bir tehlikesi var. Yani fezlekeler neden geliyor? İyi Parti'yi bilmem ne yapmak için. Halbuki değil. Öncelikle fezlekeler o milletvekillerine hedef alıyor. HDP'ye hedef alıyor öncelikle. Yani sonuçta bunun böyle böyle etkileri de muhakkak olur. Ama öncelikle hala bu rejimin, ülkeyi yönetenlerin HDP'ye yönelik çok büyük bir hınçları var. Ve burada da senin söylediğin gibi hukukla alakası olmayan tamamen siyasi bir takım davalarla burada bu insanlar daha fazla baskı altına alınmak isteniyor. Normal olarak baktığında HDP'nin milletvekili sayısının 5 artı 5 eksi olması iktidarı çok da fazla ilgilendirmiyor. Çünkü meclisin zaten doğru dürüst bir fonksiyonu yok. Ama tek tek HDP'li milletvekili cezalandırmak ilgilendiriyor. Ben öyle görüyorum. Tabii bunun bir başka yönü de HDP'yi cezalandırmak, HDP'den hınç almanın dışında doğrudan o muhalefeti çatlatma. Hep dönüp dolaşıp aynı hususu konuşuyoruz. Çatlatma meselesi var ama mesela şimdi Ağaralioğlu bunu söylerken İyi Parti'nin içerisinden bazı insanlar da bu onun kendi kişisel görüşü diyebildiler. Aslında orada bir ters etki de yaratabilir pekala. Bilmiyorum çok mu iyimserim? Yani şimdi bu Gara hadisesinden sonraki muhalefetin yine orada da benzer bir şey düşünülmüştü ya. İktidar bunu tamam bir operasyondaki bir başarısızlığı iç politikaya taşıyıp orada istediği bir şey haline dönüştürmek, manivele haline dönüştürmeye kalktı fikri vardı ama muhalefet partileri öyle davranmadılar. Şimdi senin söylediğin gibi bu fezlekeler meselesinde de öyle sahneye çağrıldı Yavuz Ağaralioğlu hemen apar topar fezlekeler gelir gelmez çıkartıldı televizyona ve böyle bir çıkış yaptı ama dediğin gibi sonradan kendisi de bu parti görüşü değil zaten aslında dokunulmazlıkla ilgili partiler grup kararı da alamıyorlar. Yani dokunulmazlığın anayasal olarak da zaten mecliste oylanması sırasında grup kararı yasağı var. Yani dolayısıyla partiler grup kararı açıklayamıyorlar. Her bir milletvekilinin kendi iradesiyle vermesi gereken bir karar bu.
Ama buradaki mesele Erdoğan'ın söylediğinden, Bahçeli'nin tutumunu zaten biliyoruz. Erdoğan'ın yaklaşımından işte gereği neyse yapılır, eller kalkar, eller iner dediğinde o kalkıp inen eller üzerinden bir politik operasyon olarak işin yürüyeceği açık. Bunu söylediği için de bu prosedürün böyle işletileceği de anlaşılıyor. Ama burada senin dediğin gibi işte muhalefeti çatlatmak, özellikle de İyi Parti'ye gene son Erdoğan şey dedi, yerli milli olacağını düşündüğümüz İyi Parti falan deyip gene öyle bir kapı açıp orada özellikle işte HDP'yi kullanarak bir çatlama yaratmak arzusu var. Ama dediğin gibi başka bir belirleyici faktörün de devrede olduğunu düşünüyorum ben. HDP ile ilgili kuşatmanın ve ablukanın yoğunlaştırılması, oradaki kriminalizasyonun arttırılması bence doğrudan doğruya iktidarın yürüttüğü HDP etrafındaki HDP seçmenini denklemde zorlayacak bir şeyi de arıyor. Mesela işte kapatma davası olur mu olmaz mıydı da ben biraz buradan düşünüyorum. Yani çok sayıda milletvekilinin fezlekelerle milletvekilliğinin düşürüldüğü, kapatma olmasa bile kapatma davası kılıcıyla tehdit edilen, siyasi olarak devamına imkan verilmeyecek bir siyasi parti haline dönüştürülen, mümkünse bütün teşkilatlarının çalıştırılamaz hale geldiği, bir de üstelik muhalefet aktörlerinin bazıları tarafından da iktidarla ortak biçimde ötekileştiren, bir parti konumuna itilen partinin, üstelik işte bu seçmenini de suçlayarak üstüne varıldığında bir tür bir reaksiyon vermesi, dolayısıyla muhalefetin mutfar parçalarından biri olmaktan vazgeçmesi ya da oradaki motivasyonu. Şimdi şey de düşürülmek isteniyor, baraj da düşürülmek isteniyor. Hesaplardan biri baraj düştüğünde HDP oyunun da düşebileceği. Çünkü baraj nedeniyle bir takım Kürt oylarının HDP'de konsolide olduğu, baraj aşılsın Kemal diye. Bunlar ama... Yani şimdi düşün, şu baraj meselesi hakikaten bunu düşünüyorlar ama yani ne diyeyim, bu kadar çaresizliğin dibi bu ya. Yani bu böyle bir akıllı hakikaten yaparak ülkeyi de yönetiyorlarsa mahvolmuşuz yani. Şimdi ben sen de biliyorsun, ben bayağı bir yıllardır bölgeye defa son dönemde gidemiyoruz salgın nedeniyle falan ama yıllardır takip ettiğim bir olay ve biliyorum, o tabanı biliyorum. O tabanı baraj indir, baraj çıkar vesaire. Hatırlasana, bir tane şey seçimde bağımsız adayla girmişlerdi. Acayip böyle bir şeye bölmüşlerdi. Mesela Diyarbakır'dan alabileceği en yüksek milletvekilini alabilecek şekilde aday çıkartmışlardı. Ve seçmene siz şu adaya vereceksiniz, siz şu adaya vereceksiniz diye göstermişlerdi. Ve alabilecek en yüksek milletvekilini neredeyse bağımsız girmelerine rağmen almış bir hareketten bahsediyoruz. Yani şimdi bunu barajı %7'ye indirecek, ondan sonra diyecek ki seçmen, nasıl olsa bu baraj sorunu yok, ben o zaman gönlümdeki parti olan şuna vereyim. Bunun bir reel bir karşılığı yok yani. Hani başka bir partiye verecekken HDP'ye vermiş seçmen, özellikle Güneydoğu'da kim olabilir yani? Ya şimdi güzel söylüyorsun da şunu, bu çaresizlik örneklerini ilk defa mı görüyoruz? Yani biraz biliyorum, önce konuştuğumuz... Hayır, ben sana bir şey söylemiyorum, onlara yok, söylüyorum. Yok. Hayır, hayır, şunun için söylüyorum. Yani hatırla, yerel seçimde ne oldu? Osman Öcalan televizyona çıkartıldı, mektup yayınlandı. Yani bunun da bir... Yani çaresizliğin varabildiği noktaları daha önce de gördük. Biraz önceki mevzuda da konuştuk. Bakanları oraya kaydırıyorsun, onu oraya kaydırıyorsun. Yok, parti teşkilatının yüzde
60'ını değiştiriyorsun. %100'ünü değiştirsen ne olur? Çünkü asıl problem bu değil. Ama asıl problemi kabul etmediği ya da kabul etse yapacağı bir şey olmadığı için sürekli çare arıyor. Bu yalpalamalar, bu zorlamalar böyle bir kısmında geçici sonuçlar da alıyor. Açıkçası şöyle bir şey. Bu zorlamalarda işte hep seninle defalarca konuştuk. İşte şunu hesaplıyor, bunu yapar, bunu yapılması için şunu yapıyor, tuzak kuruyor, bilmem nelerle yürüttüğü. Birilerinin de buna çok ikna olarak o denklemlerin içerisine pat diye yerleştiği bazı sonuçlar da alabiliyor. Bu tür taktik hamleleri daha fazla göreceğiz. Ama şunu hesaplıyorlar. Yani sadece muhalefeti çatlatmak değil, muhalefetin içerisinde çok kuvvetli bir blok olarak, üstelik senin dediğin gibi, çok da dirençli bulunan HDP seçmenini denklemden düşürmek, denklemden düşürülemese bile o denklemdeki ağırlığını bozmak, zayıflatmak konusunda bir çaba. Çünkü HDP'ye bugün yoğunlaşan ötekileştirme faaliyetinin de gerekçeleri son derece zayıf. Ve aslında bunu da herkes fark ediyor. Yani bundan 5-6 sene önceye göre ki çoğu soruşturmada o yıllara dayanıyor. Çoğu HDP'li milletvekili için gelen fezlekeler çok önceki döneme ilişkin bazı şeyler de içeriyor, bazı suçlamalar da içeriyor. Ne oldu da yani son 2 senede HDP nasıl bir tırnak içinde aşırılık yaptı ki şimdi HDP'nin bütün milletvekilleri sorunlu hale geldi ve kapatılması söz konusu. Burada yani tabii Bahçeli'nin şöyle de bir şey vereceği var. Vereceği bir cevap yok bu konuda. Aşırılık, ne oldu da oldu yani. Aşırılık olsun yani diye hani böyle yağmur duasına çıkar gibi aşırılık duasına çıkacakları da var herhalde. Bir şey olsun ki karşılığı olsun. Yani hakikaten şimdi 6 sene önce 2015'te 2016'da kapatılması gerekmeyen bir parti son bir yıl içerisinde ne yaptı ki artık dayanılmaz kapatılması gereken? Bu kimsenin kafasına yerleşmiş, ikna olmuş bir şey değil yani. Yani bu ne işe yarıyor diyorsun ya, hiçbir işe yaramıyor. Ama sonuçta bunu zorladıkları açık. Ama bundan ne HDP seçmeni etkileniyor, ben diyorum ki ne de aslında kendi seçmenleri ya da genel kamuoyu etkileniyor. Herkes şimdi bir takım gürültülerle işte İYİ Parti'de tabii ki iktidarla birlikte bu konuda davranmalı. Yani Yavuz Ağıralioğlu gibi düşünmeli diyenler olabilir. Hatta bunun CHP içinden bile böyle diyenler çıkabilir. Ama bunlara hani hakikaten neden öyle, neden önce değildi de şimdi öyle sorusunu sorduğunda verebilecekleri çok fazla bir cevap da yok aslında. Ama bunu deniyorlar. Evet, Kemal, koyalım noktayı. Nasıl olsa bu olay yine önümüzdeki haftada devam edeceği benziyor. Fezleke meselesi daha çok konuşulacağı benziyor. Noktayı koyalım. İzleyicilerimize teşekkür edelim. Haftaya bakış bu hafta da böyleydi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. İyi günler. İyi günler. Hayırlı bir gün. Dolar düştü mü? Öyle bir cevap. Öyle bir cevap.